taksit ticari konusunda bir bilgi var mı sizde? Ben hani ilk kez yaşadığım şey. Buyur Sayın Vekil. Arkadaşlar, taksiler konusunda zaten bütün Türkiye'deki havalimanlarında uygulanan bir sistem. Havalimanlarından yolcu alabilecek olan taksiler ihale usulüyle belirlenir. Oradan yolcu alabilecekler sadece o taksiye durağına mensup taksiler olur. Yolcu bırakmakta sıkıntı yok. Her ilçede taksilerle gidilip havalimanı yolcu bırakılabiliyor ama siz taksiyle, ticari taksiyle yolcunuzu oradan alamıyorsunuz. Bu ihale usulüyle belirlenen bir şeydir. Bütün kooperatif olmuş. Rize Artvin Havalimanı'nda da öyledir. Trabzon Havalimanı'nda da, İstanbul Havalimanı'nda da, Sabiha Gökçen'de de Türkiye'nin bütün havalimanlarında uygulanan bir sistem. Yani buraya özgü bir sistem değil Sayın Başkan. Eyvallah. Peki ben diğerlerine hepiniz adım. Bitirdik sanıyorum. Ha pardon. Peki buyurun. Oğlumu alabiliyor muyum diyor. Oğlumu. Özel taksi. He? Oğlumu alabilir miyim diyor da. Taksiyle gidersin alamaz. Ben şunu ifade etmek istedim. Yani benim eşim, çocuğum oradaki arada bilmek zorunda ama değil. Neden böyle bir yasa oluyor? Ben vaktiyle bana bir Rize milletvekilimiz aynen şu cümleyi kullanmıştı. İsim vermeyeceğim. Ona da bu durumu arz ettim. Dedi bana ki bizim de havaalanı alıp buluyor. Biz de havaalanında onları almayız. Dedi. Bana dedi. Bizzat kendisi. Ya ben eşimi almaya gidiyorum Sayın Bekir. Siz bunu yaşamıyor musunuz? Hayır, özel araçla mı gidiyorsunuz? Kendi arabamla gidiyorum. Taksi arabamla gidiyorum. Özel aracından zaten alırım. Tamam işte. Benim başka arabam yok. Ama oradaki, bir tane araba var. Oradaki sistem karmaşa olur. Necati abi yani. O bütün Türkiye'de uygulanan okay. Bir sistem. Bir şey dediğimiz yok. Bunların tamam. Özel kimliği vardır. Ya ben İstanbul'dan kaynım geldi. Hasta, ameliyatlı, gitmek üzere, ölmek üzere Allah'a rahmet eylesin. Onu bile havaalanından aldıramadım ve oradaki arkadaşlarla konuştum. Bana taktik verdiler, o taktiği yaptım. Evet. Arkasına koydular, yukarı götürdüler. Necar abi teşekkür ediyoruz. Ben hepsine tek tek değineceğim. Sayın Başkanlarımız adına da bir parça. Gün içinde de çok şey konuşacağız. Biraz hızlı toparlamam gerekiyor. Çünkü bir başka toplantımızın evet. Saati de bir parça geçmeye başladı. Ama itiraf edeyim, sorular muhteşemdi. Hatta keşke şöyle yapmış olsaydım, soruları baştan alsaydım, ben de konuşmamı ondan sonra icra etseydim daha da iyi olacakmış, onu şimdi anladım. Ama buradan sonraki toplantıda öyle yapacağım Allah nasip ederse. Ekonomi sırasıyla gelen sorularda kısa kısa değineceğim. Aslında 2002'ye bir gidelim demiştim. 2002'ye gittiğimizde ben mesela Merkezçe Başkanıydım, söyledim. Bir kamyon stabilize malzemeyi bir yere götürmek mümkün değildi. Ben size söyleyeyim. İki, bırakın onu. Ben devlet memuru olarak da çalıştığım en büyük hayalim bir arsa temin edebilmekti kazancımla. Neden biliyor musunuz? Ya olur ya büyüklerimizden birisi bir açık kalp ameliyatı olur, o olur, bu olur. Para yetmez ona. Ya satarım da onu karşılarım diye düşündürdü bana. Öyle doktora gitmek için mutlaka muayenehaneye geçecektiniz ve bıçak parası ödeyecektiniz. Kaldı ki Karadeniz'de veya başka yerde kolay kolay öyle büyük ameliyatları gerçekleştirme şansı kimsenin yoktu vesaire vesaire. Çok şey söyleyebilirim. Yollar, köprüler, havaalanları, üniversiteler, bu anlamda az önce söylediğim imkanlar vesaire. Ama sonunda hakikaten Türkiye çok iyi gitti. Zaten bir arkadaşım söyledi ihracattaki rakamları. Neredeyse yıllık ihracat rakamını ayda tutturmaya başladık. Yani ona yanaştı. Böyle büyük bir gelişme kaydetti. Çok iyi de giderken çok da büyük badireler yaşattılar bize. Hatırlayın 2013'de Mayıs'ta filan yani, nerelerdeydi faiz, nerelerdeydi enflasyon filan ama işte birileri durmadı. Bak sonda söyleyeceğimi başta, yok sona bırakayım. Niye böyle oluyoru sona bırakıyorum şimdi, orada söyleyeceğim. O arada birçok şey yaşandı ama elimizde olmayan şeyler de, yani Türkiye'nin içinde yaşananlar var, dışında yaşananlar var. Mesela Ukrayna savaşı bizim dışımızda gelecek. Suriye hadisesi bizim dışımızda. Deprem mesela.
Yani hiç beklemediğimiz bir anda, beklemediğimiz büyüklükte 104 milyar dolar gibi bir rakama mal olacak şekilde geldi. 104 milyar dolara ihtiyaç duyan bir gelişmeyi hangi devlet nasıl karşılar? Pandemiyi de yaşadık bizim dışımızda, işte elimizde olmayan şeyler. Bütün bunlardan sonra hakikaten böyle bir parça sendeledik, sıkıntılı bir sürece geçtik. Ama görüyorsunuz Cumhurbaşkanımız bu yemekler noktasındaki hadisenin de son derece farkında. Maliye Ekonomi Bakanımız, Maliye Bakanımız'ın açıklamalarını da görüyorsunuz. Allah'ın izniyle bu yıl enflasyonun son derece aşağıya düştüğünü, gelecek yıl daha da hatta ve 2026 yılına geçtiğimizde tekhaneli rakamları gördüğümüzü hepimiz inşallah müşahede edeceğiz. Ve aynı zamanda o dar gelirli kesimleri noktasındaki refah payı da ve onların durumundaki iyileştirmeleri de Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki iktidarın onlara ilişkin neler yaptığını inşallah göreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu meselenin son derece farkında ama bir sıkıntının da farkındayız. Bu sıkıntılı süreçten çıkmaya başladık, çıkacağız çok hızlı bir şekilde ve inşallah o eksiklikler de bir şekilde tamamlanacak diyorum. Yoksa hepimiz bu meselenin farkındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız başta daha bir başka farkında. Ama az önce söylediğim unsurlar, sebepleri vesaire derken yaşadığımız o halde ortada. Ama buradan çıkış noktasındaki büyük iradeyi, Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesini de görüyoruz. Allah'ın izniyle bundan sonraki süreç daha iyiye doğru giden ve 2026'da da hakikaten faizin son derece düştüğü, enflasyon tek rakamlara indiği ve o işte başta emekliler olmak üzere birçok kesimin daha iyi şartlara kavuştuğu bir sürece doğru da gittiğimizi görüyoruz. İki, anayasa, Hüdapar ilk dört. Arkadaşlar çok güzel bir konu, üstüne tartışabiliriz, konuşabiliriz gerçekten. Anayasayı niye değişmek istiyoruz? Neden? Ama Sayın Cumhurbaşkanı veya işte ilk dört madde ne olacak? Hüdapar'ın açıklamaları. Sayın Cumhurbaşkanımız soruyu kim sormuştu? Af işaret etsin. Çok güzel bir soru. Tebrik ediyorum. Ama Sayın Cumhurbaşkanı çok net niye değişmek istediğimizi ve dört maddeye ilişkin durumumuzu ortaya koydu. Yani ben aslında fazladan olur benim söylemem ama Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesini ben de burada zikredeyim. Ne bizim ne Türkiye'deki ekseriyetin ilk dört maddeyle ilgili bir problemi yok. Beyhude bir tartışma olur. Boşa zaman olur. Enerjimizi çarçur etmek olur. Dolayısıyla bizim böyle bir derdimiz yok. İlk dört madde kimse tartışmıyor. Umumun, çok büyük bir umumun böyle bir derdi yok. Peki niye anlaşıldı bu? Peki niye değişiyoruz? Yani niye anayasayı, yeni bir anayasa yapalım? O da Sayın Cumhurbaşkanı son zamanlarda söyledi. Dedi ki o darbe süreçlerinin ruhu, 1982'deki o ruh, o darbecilerin ruhunun sindiği bir anayasayı değiştirip yeni sivil demokrat bir anayasa yapmamız gerekir. Ben ilave bir iki cümle daha kurayım. O egemenlik yetkisi kayıtsız şartsız nasıl milletin olduğuna ilişkin daha çarpıcı ve belirgin vurgularla ve milletin, devletin milleti yerine milletin devleti anlayışı daha bir başka hakim olsun diye ve bütün kazandıklarımızın anayasal güvence altına alınması anlamında yeni bir anayasaya şiddetle ihtiyaç var. İnşallah bu da gerçekleşecek diye düşünüyoruz ve buna ilişkin hazırlıklarımız da var. Biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi bir çalışma yaptı. Cumhur İttifakı'nın diğer bileşeni. Biz de bir çalışma yaptık. Ama bundan sonra da yeniden masaya getirilir, yeniden tartışmalar yapılır. Yani hazırlıklarımız var. Bu zemin yakalandığında inşallah yeni, sivil, demokrat bir anayasayı hep birlikte gerçekleştiririz. Hızlanıyorum. AK Parti yaptığı işlerden değil de yapmadığı işlerden eleştiriyoruz. Havalimanı, Ovit Tineli, anlatamıyorsunuz yol köprü falan. Ne dediysen doğru söyledin abi. Okey, kabul ediyorum başta. Haklısın. Çünkü onlar hiç yapmıyor. Aslında bütün enerjilerini ve bütün birikimlerini PR'a harcıyor. Yatırım matırım yapmıyor adam. İstanbul'da, Ankara'da. Ama PR'a gelince
hiç yapmadıkları şeyi yapmış gibi anlatıyorlar biz yaptıklarımız noktasında. Biraz da halimiz böyle yani. Bak ben size bir şey anlatayım bu anlamda. Biz solunum cihazını ürettik. Hani ben dedim ya Sayın Cumhurbaşkanımızın biraz da arka planından aktarmak da isterim. Perde arkası, görünmeyen kısmından. Solunum cihazı pandemi sürecinin burada muhtemelen sağlıkçı vardır, hekim vardır aranızda. En önemli unsurlarından bir tanesiydi. Yani solunum cihazına en fazla ihtiyaç duyan oydu. Biz ürettik. Sayın Cumhurbaşkanımız MKYK toplantısına geldi ve dedi ki ürettik MKYK toplantısına. Çalıştık ve yaptık ama çalışmasak olmazdı. Ama her çalışana da olmuyor. Rabbimize de hamd ediyoruz. O zaman dedi bir fakir Somali 17 tane ihtiyaç var verelim. Rabbimizle bağlantımızı değil mi? Bir kez daha. Ve ondan sonra da dünyaya satalım. Ya biz böyle hani yapıyoruz doğru ama biz yaptık, biz ettik. Böyle çok fazla onu da yapamıyoruz açıkçası. Efendim. Biraz mütevazilik adına da yaptıklarımızı da anlatamıyoruz. Veya peş peş öyle büyük işler gerçekleştiriliyor ki yetiştiremiyoruz zaten. Başkanım akşamdan sonra saatine bakıyor. Başkanım bir yandan. Bir yandan da her dakika, her an yeni işler, yeni icraatlar, yeni hamleler yetişemiyoruz zaten. Ama ne olursa olsun daha fazla yaptıklarımızı anlatmamız gerekirdi. Kabul. Ve bu anlamda arkadaşlarımızla konuştuk, paylaştık. Yani Rize'de havaalanı konusu aynen sizin söylediğiniz gibi, Ovid Tüneli falan. Sayın Bakanımızla da konuştuk sabah tekrar. Dedi ki Sayın Cumhurbaşkanımız adım adım takip ediyor. Milletvekillerimiz buradaki unsurlar adım adım takip ediyor. Ve ben bu arkadaşlarımızın adım adım takip ettiği, Sayın Cumhurbaşkanımızın her an ne yapıyorsunuz diye sorduğu o işleri ben telaffuz edeyim size. Havaalanı bugüne kadar 2,5 milyon yolcu gitmiş. Yılda ortalama 1 milyon kişi gidiyor. Antalya'dan yakında Antalya'ya seferler konacak. İstanbul sefer sayısı artırılsın diye bir gayret var. Bunu söyleyeyim. Ücretler noktasında her yerde aynıdır dedi Sayın Bakanımız. Telaffuz edeyim. %80'e kadar 2500 TL, %20'si kalan 4000 TL'yi geçmeyecek şekilde bir fiyat politikası var. Bu burada da böyle, Ordu'da da böyle, Trabzon'da da böyle, Antalya'da da böyle. Bu böyle dedi, vurgulamış oluyorum. Ovid Tüneli kapsamında bu lojistik liman konusunda da şöyle bir vurgusu var. Yine arkadaşlarımızın takibiyle bir noktaya gelmiş. İnşallah 2025 sonu ve 2026'nın başı gibi inşallah bitmiş olacak gibi duruyor. Ovid aksi noktasında İkizdere Ovid arası 19 kilometre ihalesi önümüzdeki ay büyük ihtimalle gerçekleşecek. Hatta yeni Sayın Cumhurbaşkanımız hızlandırın talimatı verdi diye telaffuz etti söylüyorum. Kınık tüneli Gölgürt Dağı'nın altındaki o yerden bahsediyorum. Zor bir tünel ama 2026'da bitecek şekilde bir kurgu var ve bir planlama var. Yine Dallı Budak tüneli önümüzdeki yıl inşallah açılacak şeklinde arkadaşların efendim yani bakanımızın sözleri var. Dolayısıyla sordunuz. Ben de Ovid tüneli ve havaalanı konusundaki o gelişmeleri sizinle paylaştım. Başka gelişmeler de var. Onları gün içinde ya da başka belki yani sabah arkadaşlarımızla konuştuğumuzda yani burada ne beklenir, ne takip ediliyor bugünlerde. İşte Dalkavak geçidinden havalimanına, Ovid tüneline, hızlı trene, lojistik merkezine, uçak bedellerine varıncaya kadar birçok şeyi konuştuk. Ama bunların Sayın Cumhurbaşkanımızın, milletvekillerimizin takibi, Sayın Cumhurbaşkanımızın, il başkanımızın takibi, Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle bakanlıkların adeta alarm halinde bu işlerin üzerine titrediğini ben müşahede ettim. Geçiyorum bu soruyu da. Sarı ticaret taksi konusu. Necati abi dedi değil mi? Necati abi inşallah ona tekrar biz de bakarız. Sayın milletvekilimiz de bakar. Yapılabilecek bir şey var mı diye onu da irdeleriz inşallah. Akrabalık, ahbap çavuş ilişkisi, haberdar mısın? Tabii ki haberdar. Yok bu ya bunların önemi var yani. O, yok diyemem ama bunların büyük bir kısmı algı. Böyle bir derdimiz olamaz bizim arkadaşlar. Bak ben bunları konuşurken bir Sakarya milletvekilimiz, Sisko Bilgi Yönetim Kurulu Başkanımız Lütfü Bey de var. Öyle biz hiçbirimiz böyle uzaktan bizimle ilgili söyledikleri gibi değil, bu türden adamlar değiliz yani. Ve bu konuda biz de hassasız hepimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız da öyle. Ama ortaya çıkan hususlar varsa onlarla da
onlara ilişkinde yapacaklarımızı yaparız elbette. Son konu şu olsun. İsrail, Gazze, Lübnan konusuna bahsetmeyi tebrik ediyorum bu soruyu soranı da bana. Kim sordu? O da çok güzel. Abi sen onu sor, ben de bahsedeyim diye istedim. Tebrik ediyorum. İyi ki sordun. Baştan dedim ya, son söyleyeceğim sözü şimdi söyleyeyim. Ama bıraktım sona, işte onu şimdi söyleyeceğim. Bitiriyorum. Kurulu bir müesses nizam var. Sömürü düzeni var. Recep Tayyip Erdoğan'a niye karşılar? Böyle adama karşı olunabilir mi ya? Derdi insanlık olan, derdi ümmet olan, Rize olan, Türkiye olan, millete hizmetkarlık olan bir insana niye öyle dışarıdakiler? İsrail yese doymaz değil mi? Kabul edelim bunu. Çünkü o müesses nizama, o sümeri düzenine çomak sokan insanın, liderin adıdır aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan. O kimsesizlerin kimi, sessizlerin yığınların sessiz sloganıyla siyaset hayatına başlayan Şimon Peres'ti değil mi Davos'ta? Zalimsiz, gözünün içine baka baka o Van Minit çıkışıyla zalimsiniz diye aykıran adamdır. Milletin adamıdır. Dolayısıyla böyle bir liderin ve böyle bir lidere siyaset yapan insanların derdi olmayabilir mi hiç Gazze ve Lübnan? Biz o kurulu sömürü düzenine çomak sokmaya devam edeceğiz ve biz o mağdurların, mazlumların, Lübnanların, Gazzelilerin, Filistinlilerin ve diğer mazlum milletlerin yanında bütün gücümüzle var olmaya, o İsrail gibi terör devleti olan İsrail gibi zalimlerin de karşısında olmaya devam edeceğiz var gücümüzle. Beni dinlediğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bize gösterdiğiniz, buradaki bütün hazırın adına söylüyorum, YKK üyelerimiz, milletvekillerimiz, il başkanımız adına söylüyorum, belediye başkanımıza, bize gösterdiğiniz ilgiye, misafirperverliğinize de teşekkür ettiğimizi ifade ediyorum. Saygı ve hürmetlerimizle Allah'a emanet olun diyorum. Sayın Başkanım'a çok teşekkür ediyoruz. Basın mensupları arkadaşlarımız, biz bir programdan sonra geleceğiz. Yemekte de beraber olursak çok mutlu oluruz. Aynı salonda burada beraber yemek yiyelim. Saati de söyle. Saat çıkıyor.